Dünyanın en önemli müzelerinden birindeyiz. Metropolitan Müzesi, New York'tayız. Burası da İslam eserleri bölümü. Görüyorsunuz Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, eski Mısır'dan pek çok eser var. Aslında İslam dünyası diyoruz ama bunun ötesinde koskoca bir coğrafyanın asırlar boyu ne büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. İslam eserleri bölümünde Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren özel bir bölüm var. Şimdi oraya gezeceğiz. Koç Vakfı'nın desteklediği Koç Galerisi. İçinde İslam dünyasına ait eserler var ama daha fazlası var. Özellikle İznik Çinlileri gerçekten görülmeye değer. Birlikte gezelim. Biraz önce anlattığım gibi Metropolitan Müzesi'nde izlemiştim. İslam Eserleri bölümünde Koç Vakfı'nın desteklediği galerinin önündeyiz. Erdal Bey ile birlikte. Şimdi biraz da ona soralım projeyi ve Koç Vakfı için neden burayı desteklemek, bu galeriyi yaratmak önemliydi? Hikayesini sizden dinleyelim. Tabii biliyorsunuz Metropolitan dünyadaki en önemli müzelerden bir tanesi. Müthiş bir koleksiyonu var ve dünyadaki her büyük müzede olduğu gibi bu koleksiyonun ancak küçük bir bölümünü sergileyebiliyor. Ve değişen zaman koşullarına uygun bir şekilde altyapısını yenilemesi gerekiyor. Sürekli bir restorasyon, renovasyon faaliyeti görürsünüz büyük müzelerde. Bundan yıllar önce, tam hatırlamıyorum 12-13 yıl olmuş olabilir, özellikle Türk İslam ve İslam coğrafyası koleksiyonunu çok daha iyi koşullarda sergileme kararı verdiğinde MET, aralarında Koç ailesinde bulunduğu bölgenin hayırsever ailelerine gelip birebir temas kurup, zaten özellikle Rambi üzerinden Metropolitan'la çok yakın bir ilişkisi vardı Koç ailesinin. Böyle bir proje var ve buna destek olmak ister misiniz dedi. Biz de açıkçası heyecanlandık. Öngördüğümüz, planladığımız bir yatırım ya da harcama değildi. Ama bir taraftan da hakikaten bir fırsat olarak değerlendirdik. Yani bizim coğrafyamızın kültürel mirasını çok daha iyi koşullarda, çok daha fazla insana gösterebilmek, tanıtabilmek için bir fırsat olarak değerlendirdik ve yaptık. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok değerli halılar var, İznik seramikleri var. Hem Ömer Koç'un hem Rahmi Koç'un bu sanata ne kadar ilgili olduğunu biliyoruz. Tabii buraya ilk gelince akla gelen soru şu, bunlar özel koleksiyonlarının parçası mıydı yoksa buranın var olan Metropolitan'ın koleksiyonuna mı destek vermiş oldunuz? Nasıl oldu? Evet, bu soru sık sık karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki Metropolitan kendi koleksiyonu. Evet, Koç ailesi ve bu yalnızca Ömer Bey ile Rami Bey'le de sınırlı değil. Aslında Sadr Erkan'ın da başlayan, yani Rami Bey de bunu her fırsatta anlatır. Annesinin çok büyük etkisi olmuş Rami Bey'in de bir koleksiyoner olmasında. Ama rahmetli Sevgi Hanım çok önemli bir koleksiyonerdi. Suna Hanım, Rami Bey aynı şekilde, Semahat Hanım aynı şekilde. Dolayısıyla ailenin önemli koleksiyonları var. Ama yine de bunu Metropolitan'ın koleksiyonuyla kıyaslayamayız, kıyaslamamalıyız. Dolayısıyla buradaki eserlerin tamamı Metropolitan'ın kendi koleksiyonundan. Bizim yaptığımız ve Koç Vakfı olarak bu büyük projenin içerisinde özellikle bu salonların inşa edilmesi, restore edilmesi, düzenlenmesi için gereken kaynağı sağlamaktı. Şimdi burası aslında belki ona da bir değinmeniz iyi olabilir. İran, Suriye ve bütün bir Arap coğrafyasını, daha doğrusu Mezopotamya'yı ve İspanya Emevi'yi, Orta Asya'nın bir kısmını ve Müslüman coğrafyanın, İslam coğrafyasının etkilediği bütün medeniyetleri görüyoruz. Türkiye'nin bunun içinde yer alması biraz da galiba sizin desteğinizle, bu buranın fonlanmasıyla da olmuş. Biraz önce öyle anlattılar. Onu da belki biraz söylemek ister misiniz? Evet, yani şimdi şöyle, tabii bu büyük kurumlar çok ciddi oranda hayırseverler tarafından destekleniyor. Ama bir taraftan da seçici olma lüksleri var. Yani Metropolitan gibi bir kurumda kendisine destek verecek kişi ya da kurumları biraz seçebiliyor, eleyebiliyor.
Dolayısıyla gerçekten çok arzu ettiklerini hatırlıyorum. Bunu umarım söylememde bir beis yoktur. Koç ailesinin ve Koç Vakfı'nın bu projede olmasını. Ve yine doğrudur. Böylelikle o girişte ilk bölümün ana kapısında gördüğümüz Türkiye ismi eklenmiş oldu. Olmayabilirdi. Türkiye'den böyle bir destek gelmeyebilirdi. Başka bir bölgeden başka bir hayırsever destek verebilirdi. Ve biz orada ülkemizin ismini görmeyebilirdik. Önemli mi? Önemli. İsmini görmesek de aslında şunların burada olması, bu eserlerin ve bu kadar, işte bilmiyorum tekrar ediyorum belki ama 7-7,5 milyon insan geziyor Metropolitan'ı yılda. Bunların bir bölümü, önemli bir bölümü buraya da geliyorlar. Çok mutluyuz. Bence çok önemli. Hakikaten özellikle de şu içinden geçtiğimiz günlerde Orta Doğu bu kadar gündemdeyken, Türkiye bu kadar konuşulurken buradaki eserler insanlara çok daha farklı şeyler anlatıyorlar ve gerçekten çok güzel. Muhakkak gelenlerin seyretmesini bu röportajımız ama bu vesileyle de buraya gelmesini ve görmesini istiyorum bu eserleri. Bu arada bu akşam bir de ödül alıyorsunuz. Hemen onu evet, soralım. Evet, ve biraz onu da lütfen seyircilerimize anlatın. Öncelikle kutlarız tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Gurur verici ama nedir önemi ve nasıl oldu? Evet, aslında New York'ta olmamızın asıl nedeni tabii ki Metropolitan'ı her defasında büyük bir keyifle geziyoruz ama asıl nedeni bu seyahatimizin biz 50. yılımızı kutluyoruz ve Koç Vakfı olarak. Bir başka köklü kurum, The American Turkey Society de 70. yılını kutluyor ve onlar 70. yılını biz de 50. yılımızı kutlarken bu kadar uzun süredir Koç ailesinin ve Koç Vakfı'nın hayırseverlik alanında yaptığı çalışmaları ödüllendirmek istediler. Biz de bundan büyük bir gurur duyduk. Bu akşam da inşallah ödülümüzü alacağız. Son olarak şunu bize söyler misiniz? Öncelikle 50. yılınız tabii ki çok önemli. Türkiye'de bu kadar köklü kurum inşallah daha da fazlalaşır, çoğalır ama kısacık özetlerseniz bundan sonrası için bugüne kadar ki tecrübelerinize bakarak bundan sonrası için Koç Vakfı'nın felsefesi ne olacak? İlerlediğiniz projeler ya da özellikle üzerine titreyeceğiniz belki de vakıf olarak projeler neler olacak? Şöyle tabii, şimdi bir kere teşekkür ederim çünkü az daha sloganımızı unutuyordum. Çok sevdiğimiz bir slogan var bizim 50. yıl için sürekli kullandığımız. Üstümüze vazife. Biz hakikaten Vehbi Bey kurarken de aslında bu benim vazifemdir demiş. Aynı kelimelerle olmasa da neredeyse birebir aynı anlamda. Ve biz bunu üstümüze vazife olarak görüyoruz. Eğitim, kültür, sağlık bizim üç temel faaliyet alanımız. Her zaman şunu da söylüyoruz. Eğitim eşitler arasında birinci ama bu sağlık ve kültürü ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde de vakıf bu üç alanda Türkiye'de örnek kurumlar, öncü kurumlar, örnek projeler yaratmaya devam edecek. Hem Türk halkına, hem bölge halkına, hem de dünya insanına, insanlığa hizmet etmeye devam edecek. İçinde hafiften yani toprak karıştırıyorlar, onu biliyoruz. Ama hani fırına girerken normalde hani bugün yapınca böyle düz kalıyor. Ama eskiden işte kalmıyordu, böyle hafiften bir rölyef, bir kabartma. Bir tabaka sürüyor demek ki. Yani beyaz için aslında beyaz... Nasıl? Boyanın kendisi mükemmel reaksiyon veriyor. Evet. Ve bir, İşte o bir kimyasal bir şey reçete bilmek lazım. Şu beyaz için aslında o parlayan tarafı, işte siz demin çok güzel anlattınız. Aslında yani sanat tarihten bakarsak etki Çin'den geliyor.